hediyeleşmek. Hediye bir kimseye karşılıksız olarak verilen şey, armağan anlamındadır. Hediyeleşmek ise karşılıklı olarak hediye alıp vermeye denir. İslam ahlakının en güzel esaslarından ve mümin insanların en önemli görevlerinden biri de mümin kardeşlerini, anne, baba ve yakın akrabalarını ziyaret ettiğinde hediye olarak onlara bir şeyler götürmesidir. Bu davranış sünnet olup ve kişiler arasında sevgi ve saygının daha çok yerleşmesine ve yaşamasına yaşamasına neden olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde size herhangi bir iyilikte bulunana karşılık veriniz. Verecek bir şey bulamasanız ona dua ediniz ki kendisine karşılık verdiğiniz bilinmiş olsun buyurmuştur. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle derdi. Yavrularım aranızda harcama yapın, hediyeleşin. Çünkü bu aranızdaki ilgilerin en sıcağıdır. Hediyeler helal kazanılmış maldan güzel ve işe yarayan değerli bir şey olmalı. Allah rızasını ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, sünneti olduğunu niyet edilerek ederek karşılık beklemeden verilmelidir. Hediyeyi alan kimse de, de buna daha güzeliyle karşılık vermelidir. Sevgi bağlarının her iki tarafta da güçlendirilmesi için bunun karşılıklı olması daha güzeldir. Hediye kabul edilip ona karşılık vermemek cömertlere yakışmayan ve cimrilik ifade eden bir durumdur. Mümin verdiği hediyenin karşılığını da daha fazla bir şey beklemek veya onun veya bunu görünce gör, görmeyince darılmak, gücenmek gibi bir yanlışlık yanlışlığa da düşmez. <laughs> Çünkü bu Allah'ın rızası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini hedeflememek olur ki bu verilen hediyeden manevi bir yarar sağlamaz. İbn Amr radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hediye Allah'ın Rızıklarından bir rızıktır. Birbirinize hediye verildiği zaman onu kabul etsin. Ondan daha iyisini karşı tarafa versin buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hediye Allah'ın rızıklarından bir tanesidir. Onu kabul eden Allah'tan olarak kabul etmiş olur. Onu geri çeviren Allah'a geri çevirmiş olur buyurmuştur. Hediyeye karşılık vermek. Mümin ahlakı görevlerinden biri de söz veya davranışla iyiliği gördüğü gördüğü hediye iyiliğini gördüğü, hediyesini aldığı mümin kardeşlerine karşı mümkünse daha iyisiyle ona karşılık vermesidir. Şayet yapılan iyiliğin karşılığı maddi olarak verilemez verilemezse iyilik eden, hediye veren kimseye dua ve hiç olmazsa teşekkür etmelidir. Böylelikle yapılan iyiliğe ve verilen e, karşılık verilmiş sayılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kime bir iyilik edilirse o iyiliği mukabele etsin. Eğer mukabele edecek bir şey bulamazsa kendisine yapılan iyiliği övsün kendisine, olan kendisine olan bu iyiliği övdüğü zaman insan ona teşekkür etmiş olur buyurmuşlardır. İbn Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir ettiği hadis-i şerifte Sizi herhangi bir iyilikte bulunanına mukabele ediniz. Verecek bir şey bulamazsanız ona dua ediniz ki kendisine bir mukabelede bulunduğunuz bilinmiş olsun buyurulmuştur. Medine halkı Ensar Ensar-ı kiram Mekke'den gelen muhacir kardeşlerine kendi evlerini, mallarını vermişler ve bu kıymetli misafirlerini öz kardeşlerinden daha üstün tutmuşlardır. Muhacirler ise gördükleri bu iyilik ve ikrama karşı verecek bir şeyleri olmadığından ve onlara bir mukabelede bulunamadıklarından üzüntülü bir şekilde "Ey Allah'ın Resulü, Ensar bütün sevapları aldı götürdü. Bizim halimiz ne olacak?" diye sordular. Bunları sakinleştirmek ve teselli etmek için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayır, siz onlar için Allah'a dua ettikçe ve siz ve size verdikleri verdikleri şey sebebiyle onları övdükçe size sevap vardır. Yoksun kalmazsınız buyurmuştur. Yapılan bir iyiliğe karşılık aynı ile veya bir karşılık verilmezse ise iyilik edene duada bulunur ve övülür. Böyle yapıldığı sürece sevap kazanılır ve nimete şükür edilmiş olur. Nimete aracı olanı teşekkür bulunmanın sevabı olunca Allah'a şükür yerine geçer. Bu vazifeyi yerine getirmeyen Allah'a şükretmemiş ol, şükretmiş olmaz ve sevap da elde edemez. Aynı zamanda <laughs> nimeti inkar etmiş olur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz buyurmuştur. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin aldığı ve verdiği hediyeler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dostlarının kendisine takdim ettiği hediyeleri kabul eder ve bunu bir muhabbet bir sevgi alameti olarak düşünürlerdi. Bazı bazı ashab-ı kiram Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme her gün hediyeler gönderirlerdi. Bir kere bir kadın peygamber e sallallahu aleyhi ve selleme bir parça kumaş hediye etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir kumaşa ihtiyacı olduğu halde huzurunda bulunanlardan biri bu kumaş ne iyi deyince peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de derhal o kumaşı o kişiye hediye etmiştir. Bizans İmparatoru peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kenarları can fesli can fesli bir kürk hediye etmiş. Resulü Ekrem de onu sırtına aldıktan sonra Hazreti Cafer-i Tayyar radıyallahu anh'a göndermişti. Cafer radıyallahu anh bunu giyerek, gel giyerek gelince peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ben sana bunu giymek için gö göndermedim bunu dostun ve kardeşin Habeşistan hükümdarı Necasi'ye takdim et demişti. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hediyelerini kabul ettiği kimselere hediye takdim ederdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hediye kabul eder ve bir mukabile de hediye verirlerdi. Bir defa Yemen hükümdarı Züyezen 60 deve yükü hurma bedelle satın aldığı çok kıymetli bir hilatı Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hediye olarak göndermişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de 20 deve karşılığında satın aldığı bir hilatı Züyezene göndermişti. Fezara oğullarından birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir deve hediye etmişti. Resulullah Fe Fezara oğullarından birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir deve hediye etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de karşılık olarak ona bir şey hediye etmek istemişse de bu bu adam sinirlenmişti. Bunun üzerine Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem derhal minberine çıkarak siz bana hediye getiriyorsunuz. Ben de kabul ediyorum. Fakat karşılık olarak siz hediye takdim etmek istediğim zaman bundan sıkılıyorsunuz. Bu şekilde hareket ettiğiniz takdirde ben de sizin hediyelerinizi kabul etmem buyurmuştur.